Herkese merhaba. Bisikletle dağları dolaşırken kullandığım haritanın ne olduğuna dair çok soru gelmeye başladı. İnternetin çekmediği yerde bu kadar detaylı haritayı nasıl görebiliyorsun? Patikaları bile gösteren bu navigasyonun ismi ne gibi çok sorular almaya başladım. Bu videoda size dağlarda keşfe giderken rotayı nasıl hazırladığımı göstereceğim. Öncelikle bilgisayarınızda Google Earth uygulamasını açıyorsunuz. Uygulamayı açtıktan sonra bu soldaki panel yoksa eğer şuradan kenar çubuğunu açarak gelmesini sağlayabilirsiniz. Önce bütün bu katmanları kapatın. En baştaki tike basarak bütün katmanları kapatın. Görmek istemediğimiz birçok şeyi gösteriyor harita. Sonra sadece yerler, yollar ve arazi seçeneklerine tik koyduktan sonra görmek istediğimiz şeyleri göreceğiz. Arazi seçeneği haritanın 3 boyutlu hale gelmesini sağlıyor. Şöyle mouse'un orta tuşuna basıp da mouse'u aşağı kaydırdığınızda haritayı şöyle yandan girintileri, çıkıntıları belirgin olacak şekilde görebilirsiniz. Eğer haritada sınırlar işaretli olursa gördüğünüz gibi yeşil sınır çizgileri geldi. Sarılar yollar, yeşiller sınırlar. İkisinin birbirine karışması çok muhtemel. O yüzden dediğim gibi sadece yerler, yollar ve arazi işaretliyken işimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi gideceğimiz yer mesela şu Balçova Barajı. Eğer bu görüntü sizi tatmin etmediyse, bu görüntüde mesela gölgeler var, şurada ağaçların gölgeleri var veya hava bulutlu olabilir. Mesela burası biraz bulutlu. Gideceğiniz yer görünmüyorsa şu göster araç çubuğunda geçmiş görüntülere basıp buranın daha önce çekilmiş fotoğraflarına bakabilirsiniz. Buradaki barı sürükleyerek. Mesela bakın eski bir fotoğraf. Barajın üstünde gölge yok ama bulutlar gelmiş bu defa. Biz tekrar eski yani son görüntüye gelelim. Son görüntüde şu toprak yolları Google kendisi çizmiş, işaretlemiş. Buradan yollar var demiş ama Google'da olmayan mesela şurada bir yol var. Ben bu yolu bisikletle gitmek istiyorum. Rotayı burayı keşfetmek istiyorum. Evet, şurada görünen bakın uydu görüntüsünde görünen şurada bir açıklık var. Burası da muhtemelen geniş bir yoldur. Patikalar çok daha çelimsiz görünür, hatta görünmez Google Earth'te. Yani mesela şurada çok ince bir yer görüyorsunuz. Burası bir patika muhtemelen. Ama şurası bir yol. Toprak yol. Şimdi biz bu yola gideceğiz ya. Zaten şuraya kadar olan kısmı normal haritada görmemiz mümkün. Ama buradan şu yola girmek istiyoruz. Bu yolu nasıl işaretleyeceğiz? Üst panelde yol ekle butonu var. Buna bastığınızda bu pencere şöyle kenarda durmak zorunda biz rotayı çizerken. Buraya da örnek rota yazalım ismini de. Buradan rengini belirleyebilirsiniz çizeceğiniz çizginin. Genişliğini belirleyebilirsiniz. Genişliğini 2 yapalım. Videoda da görünmesi açısından. Daha sonra ilk başlangıç yerine tıklıyorsunuz. Daha sonra gittiği yönde tıklaya tıklaya çizebilirsiniz. Ya da mouse'u basılı tutarak şu şekilde çekerek çizebilirsiniz. Şimdi haritayı kaydırmak için bu pencereye dokunmamamız lazım. Haritayı kaydırmak için klavyedeki yön tuşlarını kullanıyoruz. Daha sonra bu rotayı ben bu şekilde çizdim diyelim. Evet, bu şekilde bir rotamız oldu. Tamam diyoruz. Eğer buna bir şey eklemek istersek bunun üstüne sağ tıklıyoruz ya da şu sol panelde örnek rotayı sağ tıkladığınızda özellikler dediğimizde yine bu pencere açıkken bu rotayı çizmeye devam edebilirsiniz. Silme tuşuyla geri geldiğinizde son koyduğunuz noktaları da siler. Ayrıca bu rotaya yine sağ tıklayıp yükseklik profilini göster dediğimizde buranın başlangıçtaki yüksekliği gördüğünüz gibi 490 metreden başlıyor. Böyle dalgalı in çık in çık. Mesela şurada bir çukurumuz var. Daha sonra tekrar çıkıyoruz. Yüksekliğini de görmeniz mümkün. Google Earth'ün görselinde görünen şu yani şöyle baktığınızda dağlar çok fazla yüksek gibi görünmeyebilir ama gerçekte bu dağlar çıkması çok daha zor, çok daha yüksek dağlardır. Yüksekliklerin ne olduğunu aşağı yukarı kestiremiyorsanız şöyle mouse'la imleci üstüne getirdiğinizde sağ kenarda altta 257 metre diye işaretçinin bulunduğu yerin yüksekliği yazar. Mesela burası 257 metre, 254 metreyken şurası 684 metre. Bu şekilde farkları aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Şimdi bu kaydettiğimiz rotayı öncelikle telefonumuza atacağız. Yine sol panelden örnek rotaya sağ tıklıyorum. Yeri farklı kaydet diyorum. Daha önce de bir örnek rota vardı burada. Bunun üstüne tekrar kaydet diyorum. Evet. Sonra bu dosyayı
Telefonunuza ister Google Drive aracılığıyla ister kabloyu bağlayarak telefonunuza atıyorsunuz. Daha sonra telefonunuza GPX Viewer denilen bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Uygulamayı telefonumuza yükledikten sonra açıyoruz. Açtıktan sonra sol üst menüden uydu haritasını açıyoruz. Daha sonra telefonun içine attığımız dosyaları aç diyoruz. Ben şurada daha önceden çizmiş olduğum başka bir rota vardı. Onu açıyorum. Bakın KMZ dosyası. Google Earth'te kaydettiğim dosya bu. Açtığımda çizdiğim rotayı bu şekilde görebiliyorum. Yalnız şöyle rotanın çizili olduğu yere bakarken elimi bıraktığımda telefon otomatikman benim şu anki konumuma geliyor. Eğer bunu yapmasını istemiyorsanız telefonunuzun konum verisini kapatın. Şimdi nerede olduğunuzu bilmediği için bıraktığınız yerde kalacaktır harita. Şimdi rotasını çizdiğimiz yere gitmeden önce evde internetimizi çekerken bu rotaya yakından şöyle yaklaşıp bakıyoruz. Burayı dolaşıyoruz evde internetimiz açıkken, telefonun interneti çekerken bakıyoruz ve buradaki görüntüleri netleyebildiği kadar netlemesini bekliyoruz. Etrafta daha sapabileceğimiz başka yerler varsa oralara da yakından bakıyoruz. Netlemesini bekliyoruz. Bu yakından baktığımız yerler bu uygulamanın ön belleğine alınmış durumda. Artık internet çekmeyen yerde de açsanız bütün bu rotayı böyle yakından görebileceksiniz. İnternet çekmeyen yerde dahi. Bu uygulamanın şöyle bir eksiği var. Sizi mavi nokta olarak gösteriyor ama yönünüzü göstermiyor. Ne tarafa döndüğünüzü, bir yol ağzına geldiğinizde hangi yola döndüğünüzü göremiyorsunuz. Bu mavi noktanın kenarında bir küçük mavi ok işareti çıkıyor. Şu an ben hareketsiz olduğum için çıkmadı. O işaret en son hareket ettiğiniz yönü gösteriyor. Ya da menüden şöyle derseniz haritayı döndür seçeneği var burada bakın. Bunu işaretlerseniz siz ne tarafa dönerseniz haritada yani telefonu ne tarafa çevirirseniz haritada o tarafa dönecektir. Bir de mesela bu dağlara baktığımızda yüksekliği göremiyoruz. Veya Google Earth'teki gibi şöyle eğip de baktığımızda iki elinizle tutup kaydırdığınızda biraz eğiyorsunuz ama yükseklikler belli olmuyor arkadaşlar. Yüksekliğin ne olduğunu görebilmek için menüden arazi haritasına geçeceksiniz. Ve IsoHeights haritasını görebileceksiniz bu şekilde. Burada mesela çizgilerin üstünde kaç metre oldukları yazıyor. Ayrıca bisikletle yaptığım gezintiyi kaydederken çoğunluğun aksine ben Strava'yı değil Ridewheel GPS denilen bu uygulamayı kullanıyorum. Bunun avantajı şu: Strava'nın tekerleşmesi bir defa hoşuma gitmiyor ve ücretli olması, bütün işime yarayacak özelliklerin ücretli sunulması ve ücretin de tek seferde satın alamıyorsunuz. Kira öder gibi sürekli aylık, yıllık ücretler ödüyorsunuz. Bu nedenle ben başka bir uygulama kullanıyorum. Ridewheel GPS'in internet sitesine girip kendi profilinizi açtığınızda, şu üstten Rides'a tıkladığınızda ömür boyu yaptığınız bütün kayıtları buradan liste halinde görebiliyorsunuz. Bazı uygulamalarda bunu liste halinde göstermiyor. İlla ki takvim üzerinden tarih seçmenizi istiyor. Siz 5 yıl önce yaptığınız kaydın takvimdeki yerini tam olarak tahmin edemeyebilirsiniz. Dolayısıyla onu tekrar bulmanız neredeyse imkansız hale geliyor. Şimdi mesela son yaptığım kaydı şuradan View'a bastığımda, görüntüle dediğimde bu tarz uygulamaları kullananların aşina olduğu işte yükseklik grafiği, hız grafiği, hangi noktada, hangi hızda olduğunuz, hangi yükseklikte olduğunuz her şeyi detaylı görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim asıl benim işime yarayan şeye. Şu sağ üstte export tuşuna bastığınızda bu rotayı istediğiniz uzantıda indirebilirsiniz. Yani TCX, GPX, Google Earth için, işte Garmin için istediğiniz dosya formatına indirebilirsiniz. Mesela ben bunu Google Earth formatında, Google Earth'te açabileceğim KML uzantısında indirmek istiyorum. Buna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi rotayı indirdim. Artık bunu Google Earth'te açabilirim. Bakın bana Google Earth'te rotayı gösteriyor. Yalnız bu indirme işini illaki uygulamanın internet sitesi üzerinden yapmanız lazım. Mobil uygulama üzerinden indirmek isterseniz yine premium üyelik istiyor. Ya da telefonunuzdaki Google Chrome'dan açıp masaüstü modunda girerek yine oradan da indirmeniz mümkün. Bu uygulamalarla ilgili bazı yanılgılar var. Onları da düzelteyim. Mesela bu uygulama internet bağlantısı gerektirmez. Yolda sadece konum verisini açmanız, GPS bağlantısı kurması yolu kaydetmesini sağlayacaktır. Eğer çok fazla pil harcıyorsa kaydetme sıklığını düşürebilirsiniz. Mesela her 10 metrede bir değil de işte 30 metrede bir kaydeder.
İnternet bağlantınız yoksa ve kayda başladığınız yerin haritası uygulamanın ön belleğinde yüklü değilse, kayda geçtiğinizde ilk başta matematik defteri gibi boş bir sayfanın üzerine çizmeye başladığını görürsünüz. Endişelenmeyin, kaydı bitirip eve döndüğünüzde internet bağlantısını açtığınızda uygulama otomatik olarak senkronizasyonunu yapıp rotayı harita üzerinde görmenizi sağlayacaktır. Bir de bazen bu uygulamayla çizilmiş rotalarda bu örnekte görüldüğü gibi hatalarla karşılaşıyoruz. Mesela bu başlangıç noktasından 25. kilometreye kadar hiçbir şey kaydetmemiş, düz bir çizgi çekmiş. Bu şu anlama geliyor: ya bu arkadaş otomatik pause moduna almamıştır, yani durduğunda uygulama kendini otomatik olarak pause alır. Kendisi burada pause yapmıştır, tekrar başlatmayı unutup burada başlattığı için uygulama buradan devam etmiştir. Ya da bazen bizim isteğimiz dışında bu tür şeyler olabiliyor. Bunun da genellikle sebebi telefonların pil tasarruf modu gibi ekranı kilitleyince GPS bağlantısını da kesen özelliklerinin aktif halde unutulması. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese keyifli ve bol maceralı turlar dilerim.